Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi de bir o kadar yumuşacık sandviç ekmeği yapacağım. Videomu izlediğinizde bütün püf noktaları sizlere anlatıyor olacağım. Mis gibi kokusu ile herkesi etkisi altına alacak tarifime geçiyorum. Öncelikle ön mayalama işlemiyle başlıyorum. 2 su bardağı ılık suyumuzun içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kuru mayamızı ekliyoruz ve bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Mayamızın aktifleşmesi için bunların güzel bir şekilde birbirine karışması çok önemli. Ilık suyumuzu, şekerimizi ve mayamızı güzelce karıştırıyoruz ve ağzını kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyoruz. Dinlenen mayamız aktifleşti ve artık hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 4 su bardağı un ekliyoruz. Su bardağı ölçümüz 250 ml. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ortasını biraz açarak mayamızı üzerine ekliyoruz. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ne kadar yumuşak ve kıvamlı bir hamur hazırlarsanız ekmeğiniz de o kadar yumuşak ve güzel olur. Katı bir hamur hazırlarsanız ekmeğiniz sert olur. Bu şekilde hamurumuzu 5-10 dakika güzelce özleşene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz ele yapışan ve yumuşak bir hamur oldu. Ve güzel özlü bir hamur elde ettik. Ele yapışacak şekilde yumuşak bir hamur hazırladık. Hamurumuzun üzerini kapatıyoruz ve 45 dakika boyunca ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Spatula yardımıyla kapağımıza yapışan hamurlarımızı diğer hamurumuzun içerisine alıyoruz. Hamurumuzun ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Ve bu işlem bittikten sonra hamurumuzun havasını spatula yardımıyla güzel bir şekilde alıyoruz. Hamurumuzun havasını aldık. Tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz ve hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Ve hamurumuzu tezgahımızda biraz toparlıyoruz. Yumuşak bir hamur olduğu için tezgaha yapışacaktır. Lütfen unlamayı unutmayın ya da bu esnada elinizi biraz ıslatabilirsiniz. Hamurumuzu tezgahın üzerinde de biraz yoğuruyoruz. Ve hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Daha sonra toparladığımız hamura biraz un serperek silindir haline getiriyoruz. Hamurumuzu eşit miktarlarda kesmek için bu işlem çok önemli. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Sizler de böyle yaptığınız zaman gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız. Daha sonra silindir haline getirdiğim hamuru iki eşit parçaya kesiyoruz. Bu hamurdan Toplam 8 adet beze çıkartacağız. Kestiğimiz hamurları güzel bir şekilde beze haline getiriyoruz. Bu şekilde hamurumuzu beze haline getirdikten sonra tepsiye koyacağız ve bir 10 dakikada böyle mayalandırmaya bırakacağız. Bu şekilde hamurumuz 3. kez mayalanacak. Tepsimizin altına çok az un serpiyoruz. Ve bütün bezelerimizi tek tek tepsimizin üzerine yerleştiriyoruz. Tepsimizin üzerine unlayalım ki hamurlarımız tepsinin üzerine yapışmasın. Daha sonra bezelerimizin üzerine biraz un serpiyoruz tepsimizin üzerine temiz bir poşet geçirerek 10 dakika boyunca bu şekilde mayalandıracağız. Bezelerimiz mayalandı. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Ve dinlenen bezemi tezgahımızın üzerine alıyoruz. Hafifçe elimizi bastırarak hamurumuzu açıyoruz. Bu aşamada hamurumuza çok bastırıp mayasını söndürmüyoruz. İçeri doğru katlayarak hamurun bir ucundan diğer ucuna doğru gidiyorum. Hamurumuzu küçük baget ekmek şeklinde hazırlıyoruz. Hamurumuzun uç kısımlarını iyice bastırarak kapatıyoruz. Daha sonra kenarlarını sivriltiyoruz. Böylelikle ekmeğimize son şeklini vermiş oluyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurumuzu un serptiğimiz tezgahımıza alarak elimizle biraz açıyoruz. Daha sonra hamurumuzu rulo yapıyoruz. İçeri doğru katlayarak böylelikle son şeklini vermiş oluyoruz. Bu aşamada iyice bastırmayı unutmayın. Böylelikle ekmeğimizin şekli çok daha düzgün olacak. Uç kısımlarını iyice bastırdıktan sonra şeklini veriyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Hamurlarımızın tamamını tepsiye aldıktan sonra üzerine ıslak bir bez kapatıyoruz. Böylelikle hamurlarımızın üzeri kurumamış oluyor ve nemli kalıyor. Hamurları 10 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi üzerine yoğurt sürüyorum. Yoğurdu fırçayla iyice çırptım. Daha sonra her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tamamının üzerine yoğur sürdükten sonra falçatayla hamurlarımıza çizik atıyoruz. Hamurların tamamına bu şekilde çizik atıyoruz. Fırınımızı alt üst ayar 200 dereceye açıyoruz. Isıya dayanıklı bir kapla içerisine su koyuyorum. Su da ekmeğimizin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Böylelikle yapısı daha nemli olacak. Tepsimi fırına koyuyorum ve kızarana kadar bekliyorum. 40 dakikanın sonunda ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Fırından çıkınca biraz dinlendirip hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdi bir de ekmeğimi kesip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisinde hiçbir hamurlaşma olmayan Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir ekmek oldu. Eminim sizler de denediğinizde bu tarifimden memnun kalacaksınız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama hanesinde paylaşacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sandviç ekmeklerimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Dilerseniz ekmeğinizi bu şekilde yapıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman çözdürüp afiyetle bu şekilde tüketebilirsiniz. Dilerseniz hamurunuzu bir gece önceden yoğurup mayalandırabilirsiniz. Hamurunuz mayalandıktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da kaldığınız yerden işlemlere devam edebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman kahvaltınızı da sıcak sıcak tüketmiş olursunuz. Hem tarifime hem de püf noktalarına sadık kaldığınız sürece eminim sizlerin ekmeği de çok güzel olacak. Ben sandviç ekmeklerin arasını peynir ve domatesle hazırladım. Sizler istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Evde çok kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel sandviç ekmeklerimiz oldu. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.